Çok genç konuklarım var. Bu genç konuklar arasında galiba en yaşlısı benim de daha önceden tanıdığım yine de genç Ceylan Ertem. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet, Hakan. Ben sizin grubu Anima'yı galiba Mojo'da mı yoksa şey demek? Mojo. Kemancı değil yani, bir ara kemancıda mı acaba dedim ama o kadar çok sarhoştum ki zaten her seferinde. Sizi bir gece izledim orada ve şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben galiba... sabaha karşı bütün ekiple konuşmalarda dedim ki hadi benim programa gelseniz falan. Ondan sonra siz geldiniz. Evet. Ve bana o zaman dediler ki bir grup geldi. Kim ondan bunlar? Sonra kim bunlar falan filan. Çünkü daha albümümüz bile yoktu. Yoktu evet ama ben size bayılmıştım. Yani bu müthiş müzisyenler, müthiş orijinal şarkıları var filan. Fakat sonra sizi bir türlü hatırlayamadım. Program falan filan ama sonra programda da çaldınız değil mi canlı olarak? Tabii. Ve ya hangi yılda o? 2005. Böyle ve 2005 denilecek bir şey yok aslında orada ya, o kadar da uzak değil ama. Yani 2005'ti ve tarihin en uzun ve en geç biten Zaga'sıydı. Sen beni Zerrin... Zaga mı vardı o Zaga zaman? Vardı. Yapma ya. Zerrin Özer'in yanına oturttun. Bütün... Zaga mıydı emin misin? Kanepede mi oturuyorduk, masada mı toplaşıyorduk? Kanepe. Kanepeli tabii, dönem. Tabii, Beyaz Öztürk gibi. Ve sen bir pijama giymiştin sabah 7'de, hala çünkü devam ediyordu o program. Böyle pijamamı yanımda mı getirmiştim yoksa baştan itibaren mi pijamayla çıkmıştım? İstemiştin, pijama getirin bana filan demiştin. O sırada zamanlar... öyle bir şey vardı. Ben sürekli evden bir şeyler aldırtıyordum. Pijama getirin bana. Bir de araba gönderme alışkanlığı vardı. Birilerine araba gönderiliyordu. Onu alın gelin filan. Bir kızın sevgilim beni aldatıyor diyen bir kızı evinden aldırmıştık. Yani yanlış anlaşılmasın. Bugünlerde bu deyim yanlış kullanılıyor da. Yani biz hakikaten iyi niyetle evinden aldırmıştık. Ve o stüdyoya gelmişti ve o aldatan sevgiliye herkes hücuma geçmişti. Sosyal medya olmayan bir zamanda herkes o çocuğu tanıyanlar telefon açmıştı falan. Bütün mesele kızın o gece için bile olsa aldatılmasına mani olmaktı. Ya böyle deli deli günlerdi gerçekten. Şimdi neler ne oldu? Yani senin hayatında ne oldu? Yani Anima 2008'de ne yazık ki 8 sene sonra dağıldı. Ama ben 2010'da ilk solo albümü kaydettim. Ve ondan sonra bugüne dek aslında böyle bir 10 albüm ve işte birçok birliktelikler müzikal olarak, ekiplerle çalışmalar, tribütler vesairelerle yoluma aslında devam ediyorum. Ve şimdi senin bir YouTube kanalın var, duyuyor musun diye. YouTube kanalımda duyuyor musun diye bir program yapıyorum. İşte aynı şey değil mi? Evet. Yani YouTube kanalımda başka şeyler de oluyor. Başka hani... şey de var mı? Evet. Yani duyuyor musun diye böyle söyleşi ya ve bu müzik... İlker Canikli ile Flu TV diye bir kanalım var deyince... Hayır, YouTube kanalım var, bir de adı da Flu TV diye bir şey yapıyorum. Yani duyuyor musun? Ne yapıyorsun hatta başka? Sena da konuk oldu. Senacığım. Nasıldı onun konuk olduğu program? Yani Sena çok nasıldı? Ateşliydi, çok güzeldi. İki tane çok güzel şarkı söyledik. Bir tane Bülent Ortaçgil, bir tane onun bir bestesi. Ve sonra da oturup müzikten ve müzisyenlerin memleketteki bu korkunç dönemlerde nasıl ayakta kalacağından bahsettik. Sena ile 16 yaşından beri ben tanışıyorum, yani o 16'ydı. İlk şarkımızı ben 16 yaşındayken söylemiştik. Evet. Beraber. Şimdi kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Vallahi Allah geçinden versin. Yani, İnanılmaz bir şey. Çok üzüldüm. Evet. Peki. Ne oldu peki? Müzik okulla falan mı devam etti beraber? Evet, üniversiteye gidiyordum. Aynı zamanda işte gece konser veriyordum. Sabahleyin gidiyordum, sınava giriyordum. O süreçte de sevgili Ceylan Ertem'le tanıştık. Beni davet etti. Ben o zaman çiçekli elbisemle gittim onun stüdyosuna. Benim bir şarkım vardı, Çirkin Dünya. O zaman işte gitarımı çalıp şarkımı söylüyordum. Bu beni... çiçekli elbiseyi özellikle mi söylediniz? O çok baskılı çiçekli. Ya, çok tabii değişti. Yani bir insanın 16 yaşından 24 yaşına gelişini, hani ben de uzaktan bir kadın meslektaşı olarak yani izleyince. O çiçekli elbisenin bayağı biz şakasını yaptık. Ve babası getirmişti stüdyoya. Evet, babam yani, tek başına o zamanlar düşünsene hani. Bir de Türkiye'de çok eskiden 16 yaşlar vardı. Hani Nüket ablalar falan değil mi? Evet, sonra... Evet.
Daha böyle yaşlıydık biz hani 24'lerde çıkıyorduk. Peki şimdi bu deri, demir ve latex style o zamanlar yani çiçekli elbise giyiyordum, saftım. Şimdi yok, öyle bir şey feleğin çemberinden geçtim gibi bir şey mi yoksa bu müzik şeyle mi alakalı? Feleğin çemberinden de bir kısmen geçtiğimi düşünüyorum. Çünkü burası insanın çok fazla... meydan okumalarla yüzleştiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Sevgili neresi? Ceylan Ertem de beni onaylayacak. İçinde sektörü diyeyim ama öyle bir sektör yoktu. Yani ergenliğimi bu endüstri içerisinde geçirmiş olmak bana bir şeyler kattı. Ama bu kıyafetimle alakası yok. Sadece sevdiğim için. Ama müzik de tabii sertleşti aynı eş zamanlı olarak. Hatta yani çok böyle benim şey gibi. Sanki ben deri Okan'ın yardımcısıymışım. Deri ceketim falan var ama hiç deri şortum yok mesela. Yaparız. Erkeklerde görüyorum çok yakışıyor. Kısa olduğum için ben şey yapamıyorum yani deri şort nasıl olur bilmiyorum. Size uygun olabilir. Benim bütün kıyafetlerimi annem yapıyor. Derileri anneniz mi yapıyor? Yani üzerinde çalışıyor. Alıyor kalıbını ondan sonra üzerinde değiştiriyor. Ve bütün kıyafetlerimi annem yapıyor 16-17 yaşımdan beri. Çok güzelmiş. Evet. Peki sen bu deri dünyasından uzaksın müzik türünün açısından. Ben galiba her türe bir girişme durumu var. Yani bir gün işte özellikle o programda çok bir meydan okuma oluyor. Bir gün bir rap dünyasından, hip hop dünyasından biri konuk oluyor. Bir gün böyle 24 yaşında rock. Ertesi gün Ayşegül Albinç geliyor mesela ve hani onunla o da 60 üzeri bir diva. Hani benim için hepsiyle birlikte hani türkü de söylemek, işte rock müzikte... eksperimental bir şeylerde, doğaçlamalarda. Yani böyle hiçbir zaman hiçbir türe ait olmama. Sena siz nasıl buluyorsunuz Ceylan'ı? Bence o gün de özellikle söyledim sohbet ettiğimiz esnada. Söylenen vokal tarzları çok farklı, şarkılar çok farklı. Hepsine eşlik edebilmek ve hepsini layıkıyla orada performans gösterebilmek bence çok özel bir şey.